Merhaba sevgili hanımlar, örgenleme hoş geldiniz. Bugün yine sizlere baharlık ve yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz çok güzel bir tığ işi hazırladım. Ben bu örneği burada hemen ipimi de göstereyim. Kartopu, yaz gülü ve 3,5 numara tığ ile çıkardım. Size anlatımını yaparken bu sefer kartopu, lemon ve yine aynı şekilde 3,5 numara tığ kullanacağım. Bu arada örneğimizin sayılarını da hemen belirteyim. Örneğimiz 12 trabzan artı fazladan 1 trabzan üzerine kurulu. Yani 12 ve katları artı fazladan 1 trabzan ile başlıyoruz. Ben size anlatımını yaparken 1-2 motif şuraya kadar. Bir motifimiz 12 trabzan. 12-12-24 artı fazladan 1 trabzan da ekleyerek 25 trabzan üzerinden yapacağım. Dilerseniz başlayalım. Ben 2 motif için 25 tane trabzanımı hazırladım hanımlar. Hemen bu alt kısmımız. 25 tane trabzanımı ördükten sonra 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Dönüyorum. İpimi doladıktan sonra bakın. Hemen zincirimizin dibinden saymıyoruz. Bunu atlıyorum. 1 ve 2 tane trabzan atlayarak üçüncüsüne 1 trabzan örüyorum. Arkasından ipimi doluyorum. Tekrar 1-2 trabzan atlayarak üçüncüsüne batıyorum. Burada 1 trabzan örüyorum. 1 zincir çekiyorum. Aynı noktaya 1 trabzan daha örüyorum. Aynı şekilde 1 zincir çekiyorum. Aynı noktaya 1 trabzan daha. Burada 3 tane trabzanımız olmuş oldu. İpimi doluyorum. 1-2 tane atlayıp üçüncüsüne batıyorum. 1-2 zincir çekerek tekrar aynı şekilde 1-2 tane atlayıp üçüncüsüne batıyorum. Şöyle göstereyim. Burada bizim bir tane motifimiz bitmiş oluyor hanımlar. İkinci motifimiz için 1-2 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde 1-2 tane atlayıp üçüncüsüne batıyorum. Burada ipimi doluyorum. Aynı şekilde 1-2 tane trabzan atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir trabzan. Bir zincir. Aynı noktaya bir trabzan daha. Burada ipimi tekrar doluyorum. 3 tane trabzanımızı ördükten sonra 1-2 atlayıp 3.'ye batıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve bir tane kafes örüyorum. 2 tane atlıyorum. Ve zincirime batarak bir kafes örüyorum. Şimdi hanımlar şöyle örnek üzerinden de göstermek istiyorum. Şuraya kadar bizim bir motifimiz. Bundan sonra da ikinci motifimiz. Yan yana iki tane kafesin denk gelmesine bakmayın. Birinci motifimiz için bakın. Bir kafeste başladık, bir kafeste bitirdik. İkincisinde bir kafeste başlayıp bir kafeste bitirdik. İki tane motifimizi oluşturmuş olduk. Bir üst sıraya çıkmak için 1-2-3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Buradaki trabzanımı atlıyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Burada üçlü bir grubumuz var biliyorsunuz. Hemen ilkinin tepesine batıyorum. Ve oraya 3 tane aynı noktaya gelecek şekilde trabzan dolduruyorum. 1, 2 ve 3. Aynı şekilde buradaki ikinci trabzanımızın tepesine batıyoruz. Ve 3 tane trabzan dolduruyoruz. 1, 2, 3. Sonda kalan trabzanımız yine tepesine batıyorum ve aynı şekilde 3 tane trabzan ile dolduruyorum. Şöyle bir bakalım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki trabzanla hiçbir işimiz yok. Hemen buradaki trabzanı atlıyorum. İpimi doluyorum. Buraya batarak bir trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yine buradaki üçlü grubumuzun ilk trabzanına batıyorum. Buradaki trabzanımı da atlıyorum. Tepesine batıyorum. Aynı demin yaptığımız gibi. Aynı noktaya gelecek şekilde 3 tane trabzan dolduruyorum. 2, 3. İkinci trabzanımıza da aynı şeyi uyguluyoruz.
3 tane trabzan dolduruyoruz. Ve sonda kalan trabzanımıza da aynı şekilde 3 tane trabzan ile dolduruyoruz. 3. Burada bir tane zincir çekiyorum. Burada çekmiş olduğumuz 5 zincirimiz vardı. Hemen şuradan sayarak 1, 2, 3. zinciri batıyorum. Ve bir tane trabzan örüyorum. Şöyle bir bakalım hanımlar. Üçüncü sıramız da bu şekilde. Dördüncü sıramıza yine 3 tane zincir çekerek çıkıyoruz. 2 ve 3. Döndüm. İpimi doladıktan sonra bakın hemen buradaki trabzanımızın tepesine bir tane yarım trabzan örüyorum. İpimi doladım. İkinci trabzana da aynı şekilde ikinci yarım trabzanım. Doladım. Üçüncü trabzanıma da aynı şekilde bir tane yarım trabzan örüyorum. Ve hepsini beraber topluyorum. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve ipimi doluyorum. Tekrar aynı şekilde 3 tane yarım trabzan örüyorum. 1, 2, 3 ve hepsini bir kere de topluyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Ve sonda kalan 3 trabzanımdan da 3'er tane yarım trabzan alıyorum. 2 ve 3. Tekrar hepsini beraber topluyorum. İpimi doluyorum ve buradaki trabzanıma batarak 1 tane trabzan örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Tekrar ipimi doluyorum. Yine buradaki trabzanlarıma geldim. İlk trabzanımdan yine bir yarım trabzan örüyorum. İkinci yarım trabzanım. Üçüncü yarım trabzanım. Aynı şekilde hepsini bir kere de topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Yine buradaki 3 trabzandan birer tane yarım trabzan alıyorum. 1, 2, 3. Aynı şekilde hepsini topluyorum. Ve 4 tane zincir çekiyorum. 3 ve 4. Aynı şekilde sonda kalan 3 trabzanımız. 1, 2 ve 3. Aynı şekilde 3'ünü beraber topluyorum. İpimi doluyorum. Buradaki zincirimizin en tepesine batarak bir tane trabzan örüyorum. Şöyle bir bakalım hanımlar. Örneğimiz artık çıktı. Şimdi bir üst sıraya geçiş için buradaki trabzanlarımızı öreceğiz tepesine. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. İpimi doladıktan sonra bakın buradaki ilk yaprağımın tepesine batarak bir tane trabzan örüyorum. İki yaprak arasındaki çekmiş olduğumuz 4 trabzanın içine de 4 tane trabzan ile dolduruyorum. 2, 3 ve 4. Yaprağımın tepesine bir tane trabzan. İpimi doladıktan sonra yine çekmiş olduğum 4 zincirin arasına 4 trabzan. 2 yaprak arasındaki. 2, 3 ve 4. İpimi doladıktan sonra bakın trabzanımın tam tepesine, pardon, yaprağımın tam tepesine batarak bir trabzan da buraya örüyorum. İpimi doladım. Hemen şu noktaya bir trabzan. İpimi doladıktan sonra bir tane de bu trabzanımın yan tarafına batarak bir trabzan örüyorum. Yine ipimi doladım. Yaprağımın tepesine bir trabzan. İki yaprak araları devamlı 4 trabzan ile dolacak hanımlar. İki yaprak arasındaki zincirimize 1,
2, 3 ve 4 tane trabzan. Yine yaprağımın tepesinde bir trabzan. 2 yaprak arasına 4 trabzan. Üç ve dört. Yine aynı şekilde yaprağımın tepesine bir tane trabzan. Hemen zincirimize bir tane trabzan. Bu şekilde örneğimizi bitirmiş olduk. Bu trabzanlardan sonra yine burada en başa dönüyoruz. Bu geçiş kısmını tekrar göstereyim hanımlar. Örgüye yeni başlayanlar için. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. En başta yaptığımız gibi, bakın burayı saymıyorum. 1, 2 trabzan atlayıp şuraya bir tane kafes örüyorum. İpimi doluyorum. 1, 2 tane atlayıp 3 tane aralarına birer zincir çekerek trabzan örüyorum. Bir zincir çektim yine aynı noktaya. 2, tekrar zincir çektim aynı noktaya. 3. Burada tekrar ipimi doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. 3.'ye bir trabzan. 2 zincir çekiyorum. 1, 2 tane atlıyorum. 3.'ye bir tane kafes. Dedim en başta dediğim gibi buraya kadar bir tane motifimiz. Bu şekilde devam ederek örneğimize devam ediyoruz hanımlar. Geçişimiz de bu şekilde. Evet sevgili hanımlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.